Selamünaleyküm dostlar. Bana Anlat adını verdiğimiz programımızın Sudan bölümüyle karşınızdayım. Sarı kıta Afrika yolculuğumuz başlıyor. Bir önceki bölümde bana Nepal'i anlat demiştik ve Güney Asya'ya gitmiştik. Bu defa rotamızı Afrika'ya çevireceğiz ve yine dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Sudan'a gideceğiz. Sudan'a dair izleyicilerimiz birkaç kelam etmek isterlerse videomuzun hemen alt kısmında bulunan yorum bölümüne fikirlerini belirtebilirler. O zaman 2016'nın Kurban Bayramı'na gidelim. Gidelim mi Faruk? Gidelim abi. Bir önceki Nepal ziyaretimizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişti ve ben artık Akit TV'deki görevimden ayrılıp İHA İnsani Yardım Vakfı'nda çalışmaya başlamıştım. Vakfın medya biriminde çalışmaya başlayalı henüz 4 ay olmuştu ki ben yine kendimi Yeşilköy Havalimanı'nda buldum. Ekip arkadaşlarımızla buluştuktan sonra yaklaşık 5 saatlik bir uçuşun ardından da Sudan'ın başkenti Hartum'a ulaştık. Yine hayırseverleri kurban emanetlerini muhtaçlara ulaştırmak üzere yola çıkmıştık. Ve benim görevim hem vakfın medya birimi adına çalışmaları yürütmekti hem de artık vakıf personeli olmam dolayısıyla ekibin harcama dökümünü takip etmekti. Bu defa da Afrika'ya ilk defa ayak basacaktım. Bu da beni ayrıca heyecanlandırıyordu doğrusu. Çünkü Sudan çok yakın zaman öncesine kadar büyük bir iç savaş geçirmişti. Ve Sudan'dan dünya kamuoyuna yansıyan fotoğraflar insanların zihninde hala etkisini sürdürecek olan olumsuz Afrika imajı bırakmıştı. Bu fotoğrafların en çarpıcı olanına da birazdan değineceğiz. İzleyicilerimiz bir yere ayrılmasın sakın. Yakın tarihe bakacak olursak Sudan uzun yıllardır işgallerin ve savaşların hüküm sürdüğü bir ülke ne yazık ki. İngilizlerin Mısır işgalinden Sudan da nasibini almış ve uzun yıllar boyu Britanya sömürgesi olarak hayatına devam etmiş. Tabi ne kadar hayat denirse. 1956'da İngiltere ve Mısır'dan bağımsızlığını kazanan Sudan, aslına bakacak olursak bugüne kadar hiçbir zaman kendi kaderine terk edilen bir ülke olmadı. Çünkü diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi yeraltı zenginlikleriyle Sudan hiçbir zaman bunu hak etmiyordu. Özellikle ülkede bulunan bolca petrol varlığı buna engel oluyordu. Bu nedenle bu ülke neden insani yardıma muhtaç sorusuna cevap vermeye bence çok da gerek kalmıyor. Durum zaten ortada. Bu hale gelmeden önceki durumuyla da alakalı pek fazla kaynak bulunmuyor zaten. Çünkü ülkenin son 120 yılı hem sömürü hem de hak ihlalleriyle dolu. Sudan'ın sınır komşularında da senaryo çok farklı değil aslında. Bunlardan biri de Eritre. Bizim de bu ziyaretimizde odaklandığımız mağdurlar Eritre'nin Etiyopya ile olan savaşından kaçarak Sudan'ın Kesele bölgesine sığınan Eritreli mültecilerdi zaten. Peki abi şimdi bu ülkeye girdiğin andan itibaren seni en çok ne şaşırttı? Sudan'a girdiğimiz ilk andan itibaren aklımda hep şu vardı. Anadolu yaklaşık 1000 yıldır yetiştirmiş olduğu evlatlarını alemi İslam'ın dört bir yanına hem valilik yapsınlar hem de onları çeşitli tehlikelerden muhafaza etsinler diye göndermişti. Fakat son bir asırdır bu sekteye uğramıştı. Değil yönetsin diye vali göndermek, ekmek parası kazansın diye işçi göndermek bile bir dönemler hayaldi bizim için. Biz ise ulvi bir gayenin hizmetçisi olarak ayak basıyorduk bu topraklara. Çünkü kurban bir asırdır kucaklaşamadığımız kardeşlerimizle tekrardan buluşmak için bizim için bir vesileydi. Bu da beni oldukça mutlu ediyordu. Zihnim ister istemez bir önceki Nepal seyahatimle bir kıyasa girişiyordu ve İslam topraklarında olduğumuzu hissedip yabancılık çekmemem bana güven aşılıyordu. Hem Afrika denince aklıma en basit ilacı bulamadığı için ölen yavrunun kurtulması için heyecanlanan bir ismi getiriyordu. Bu isim özellikle biz Türkiye'li Müslümanların ufkunun genişlemesinde büyük rol oynayan Necmettin Erbakan'dan başkası değildi şüphesiz. Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. Neyin heyecanını istiyorum biliyor musunuz? Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için ölen küçük yavrunun kurtulması için heyecan. Sudan'da kaç gün kaldınız abi? Neler yaptınız orada? Sudan'da toplamda 6 gün kaldık. Bunun 3 günü başkent Hartum'da geçti. Diğer 3 günü de ülkenin doğusunda bulunan Eritre sınırındaki Kesele'de geçti. Tabi başkentteyken birkaç yeri ziyaret fırsatımız da oldu. İstersen bunlardan birkaç tanesini sana anlatabilirim Faruk.
Olur abi, anlat. Bunlardan bir tanesi tarih kitaplarında epey yer tutan, efsaneleşen ve dünyanın en büyük nehri olan Nil Nehri ziyaretiydi. Mavi ve beyaz Nil'in birleştiği noktada ufak bir tekne turu yapmıştık. Teknede nehri seyrederken arka fonda sanki eski Mısır'ı çağrıştıran bir müzik sesi duyar gibiydim. Piramitler gözümde canlanmış ve adeta dans ediyorlardı. Daha sonra da Osmanlılar tarafından inşa edilen Mescid-i Kebir'i ziyaret ettik. Sudan belki hiçbir zaman Osmanlı hakimiyetine girmemişti. Fakat Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmesinin ardından epey hizmet görmüştü. Zaten Sevakin Adası tartışmalarını da hatırlıyorsundur. Bu camide o anlayışın eseriydi zaten. Yurt dışı ziyaretlerimde ilk defa Osmanlı'dan kalma bir eserle karşılaşmıştım. Bu da beni epey ötelere daldırmıştı. Başkentte ziyaret ettiğimiz bir diğer cami de Nur Camii'ydi. Bizim Ataşehir Mimar Sinan Camii'ni andırmıştı ilk gördüğümde. Cami Türk mimarisinde inşa edilmiş. Camide ayrıca Kanuni Sultan Süleyman devrinden kalma el yazması bir Kur'an-ı Kerim de bulunuyor. Camide okunan ezana denk geldiğimizde sanki 14 asır öncesine gitmiş ve Bilal-i Habeşi'den bir ezan dinlemiştik. Arife günü geldiğinde ise molalarla birlikte yaklaşık 9 saat sürecek olan Kesele yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 400-500 kilometre yol yaptık o gün Kesele'ye varmak için. Bazen yerel Afrika müzikleri, bazen de Ömer Karaoğlu'nun ezgileri eşlik ediyordu bu yolculuğa. Yolun yarısından sonra da yeşillik başladı. Başkent civarı öyle değildi ama Kesele'ye yaklaştıkça bitki örtüsü artık yeşile bürünüyordu. Kafamdaki Afrika fotoğrafı da ilk bu şekilde yıkılmaya başladı aslında. Çünkü Afrika denince aklımıza hep çöl gelir. Öyle değilmiş meğersem, bunu da gidince bizzat görmüş olduk. Akşam saati olduğunda biz Kesele'ye henüz varmıştık. Geceyi otelde konakladıktan sonra sabah erken saatlerde Eritreli mültecilerin yaşamış oldukları Ümmü Ali köyüne doğru yola çıktık. Köye vardığımızda artık Afrika'nın en ücra köşelerinden birindeydik. İnsanlar Hoh adı verilen tek gözlü evlerde yaşıyorlardı. Evin içinde de bir divan ve birkaç kapkaçak vardı. Yani içinde çok fazla bir şey yoktu. Ev dediğimiz şey tam olarak buydu orada. Bayram namazı öncesinde de berber dükkanları harıl harıl çalışıyorlardı. Sabahın o saatinde çoluk çocuk herkes tıraş oluyordu. Biz de çocuklara ufak tefek hediyeler verip onlarla kaynaşmaya çalışıyorduk. Namaz yaklaşınca mescide gidelim dediler. Biz de köyün dışına doğru yol almaya başladık. Tabii biz bir bina var falan diye bekliyoruz. Meğer bayram ve cuma namazları dört köyün birleşmiş olduğu bir merada kılınıyormuş. Ucu bucağı olmayan dümdüz çayır olduğu açık hava mescidiydi burası. Meranın dört bir yanından bembeyaz entarilerini giymiş Müslümanlar bayram namazına geliyordu. Namaza bayanlar da katıldı ve İmam Efendi etrafına toplanan Müslümanlara uzun bir vaaz verdi. İmam onca yokluğa rağmen şükür ayetlerini hatırlatıyor ve insanlara sabrı tavsiye ediyordu. Bu sırada benim de aklıma Asr-ı Saadet ve sahabiler geliyordu. Aynı gönlü paylaştıklarımızla bir kez daha bayram sabahında buluşmuştuk. Bu da benim için oldukça büyük bir şükür vesilesiydi elbette. Namazın ardından kurban kesim alanına doğru yola çıktık. Yürüyüş esnasında çocuklarla olan muhabbetimize köyün çobanı da eşlik etti. Türkiye'den geldiğimizi söyledik ama tam neresi olduğunu çıkartamadı. Osmanlı deyince neresi olduğunu bildi. Osmanlı'nın hala yaşadığını düşünüyordu ve epey dualar etti. Bizse hem bayram namazı sonrası hem de bu çobanın ettiği lafların ardından Afrikalı Müslümanların samimiyetine gıptayla baka kaldık. Ardından da 3 gün boyunca kurban kesimlerine şahitlik ettik. Muhtaç aileleri bir bir tespit edip bizzat kapılarını çaldık kurban bereketi için. Ekibimizdeki abiler de çocuklar için epey hazırlıklı gelmişti. Onların hediyelerini çocuklara ulaştırdık. Son gün yine dağıtımlar için yola çıkmıştık ki bulunduğumuz araca başka bir araba seyir halindeyken çarptı. Şoförün hemen yanında ben oturuyordum ve kazada tam benim bulunduğum kısımda meydana geldi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı fakat bu bizim bir gün daha Kesele'de kalmamıza sebep oldu. Mihmandarlarımız aracı tamir ettirdiler ve biz de yurdumuza tekrardan dönmek üzere başkent Hartum'un yolunu tuttuk. Normalde bu kısımda çektiğim en iyi fotoğraftan bahsetmem gerekiyor. Formatı bu şekilde kurgulamıştım. Buna yine ilerleyen dönemlerde devam ederiz. Fakat söz konusu Sudan olunca Afrika tarihine damgasını vurmuş olan bir başkasını çekmiş olduğu fotoğraftan bahsetmem icap ediyor. Çünkü fotoğraf gerçekten kayda değer bir kare. Bu fotoğraftan ben daha çocukken, henüz bu işlere de adım atmamışken bir şekilde haberdardım. Yani sen de bilirsin ki bazı konular vardır ki bir şekilde öğrenmişsindir ama nerede ne şekilde öğrendiğini çok hatırlamazsın, bilmezsin. Bu da o dönem için böyle bir kareydi. Ama son zamanlarda unutulduğunu görüyorum bu fotoğrafın. O nedenle Sudan'dan bahsetmişken bölgedeki acıyı iyi ifade edebilmek adına bu kareye yer vermeden geçebilirim.
geçemezdim. Fotoğraf, Güney Afrikalı bir foto muhabiri olan Kevin Carter tarafından 1993 yılında çekiliyor. Carter bu fotoğrafı bugünlerde Güney Sudan tarafında kalan Ayot'ta Birleşmiş Milletler Beslenme Merkezi'nin 1 kilometre kadar uzağında çekmiş. Fotoğrafın bizim gittiğimiz Kesele'de ya da Darfur'da çekildiğini iddia edenler de var. Ki bu çok da önemli değil tabii. Asıl odaklanmamız gereken şey olayın kendisi. Fotoğrafta bir akbabanın ölmek üzere olan Afrikalı kızın son nefesini vermesini beklediği görülüyor. Fotoğrafı çektikten sonra Sudan'dan ayrılıyor ve memleketine dönüyor zaten. Fotoğraf dünyaca ünlü gazete ve televizyonlarda yer bulunca Kevin oldukça prestijli bir ödül olan Pulitzer'e layık görülüyor. Ardından da meslektaşları Carter'ın peşine düşüyor ve bir basın toplantısı düzenleniyor karayla alakalı. Tabii tebrikler havada uçuşuyor önce. Daha sonra gelen bir soru ile salon buz kesiliyor. Çocuğa daha sonra ne oldu? Onu kurtardın mı sorusuna maruz kalan Kevin Carter, kendini ben bir fotoğrafçıyım, insani yardım görevlisi değilim. İşim fotoğraf çekip oradaki dramı dünyaya duyurmaktı ve ben bunu en iyi şekilde yaptım. Üstelik bulaşıcı hastalıklar konusunda kimseye dokunmamamız konusunda uyarılmıştık dese de bu cevaba kendisi de tatmin olmuyor aslında. Daha sonra da vahşetin paparazisi olarak anılmaya başlıyor. Sonra da intihar ediyor zaten. İntihar nedeni olarak vicdan azabı genel kanı olarak görülüyor. Fakat buna benzer durumları daha öncesinde Güney Afrika İç Savaşı'nda da yaşamış Carter. Yani tüm bu şahit olmuş olduğu acıların onu bu intihara sürüklediği söyleniyor. İntihar sebebi kesin olarak bilinmiyor sonuç olarak. Görünen net tablo şu ki fotoğraf çekmek mi, yardım etmek mi sorusunun ağırlığı altında ezilmiş Carter. Tabii tüm bunların dışında Afrika'yı sadece at çocuk görüntüleriyle betimlemenin kıtaya büyük bir haksızlık olduğunu düşünenler de var. Ki bence de haklılar. Bence de zaten Carter'ın o fotoğrafına odaklanmaktan çok bu duruma nelerin sebep olduğunu konuşmak gerekiyor. Ve sorulması gereken doğru soru şu. Afrika'yı kimler hangi amaç uğruna bu hale getirdi? Peki abi sonuç itibariyle ne oldu? 70 büyük baş kurban kesildi ve yüzlerce Müslümanın evine kurban bereketi ulaştı. Hayırseverlerin emanetleri de sağ salim ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oldu böylelikle. Sudanlı Müslümanlarla aramızdaki kardeşlik bağları bir o kadar daha güçlendi. Vakıf adına ben de ilk defa yurt dışında bulundum ve eksiklerimi gözlemleme fırsatı buldum. Bu seyahatim özellikle medya çalışmaları anlamında bana bir sonraki seferler için iyi bir tecrübe kaynağı oluşturdu. Unutturmazsan bunun da itirafını bir sonraki videoda yaparım inşallah. Merakla bekliyoruz. Çektiğim fotoğraflar vakfın kurumsal tanıtım afişlerinde ve duvar giydirmelerinde kullanıldı. Ziyaretten döndükten sonra çektiğim görüntülerden bir seyahat klibi oluşturduk. Sudan'ın Kesele bölgesindeyiz. Bayram sabahındayız. İnşallah birazdan bayram namazını Müslüman kardeşlerimizle birlikte icra edeceğiz. Ardından da sizlerin yardım ve destekleriyle satın alınan 30 büyük baş kurbanı Rabbimize adayacağız inşallah. İHA prodüksiyon birimiyle de ilk ortaklaşa çalışmamı gerçekleştirmiş oldum. Kurgucu arkadaş klibi Final Cut Pro'da montajlamıştı. Bu da benim Final Cut Pro'yla ilk tanışmam da aynı zamanda. Gerçi burayı koymayız belki de çünkü yukarıyı çıkarttığımız için bu da onun devamı gibi. Yeah. Osmanlı'nın gölgesinin yettiği ülke Sudan başlıklı bir seyahatname yazısı kaleme aldım ama yazının nerede yayınlandığını hala bulamadım. Belki de hiç yayınlanmadı, hatırlamıyorum. Bu da acı bir tecrübe olarak kayıtlara geçmiş olsun. Abi yazının nerede yayınlandığını bulamadım ya, şaka gibi. Yok abi, burayı şey yaptım böyle, Word'lü dergi olarak yaptım, hani Word'de yayınlandı sadece gibi. Sudan denince aklına ne geliyor abi? Ne oldu? İntikam zamanı, biraz da ben güleyim sana. Sudan denince aklına ne geliyor abi? Sudan denince aklıma dünyanın binbir türlü çirkinliğinden bir haber yaşayan Afrikalı Müslümanların samimiyeti geliyor. Mera'da kıldığımız bayram namazı ve çobanın ettiği dua hala kulaklarımda. Rabbim bize de onların samimiyetiyle dua edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Üçüncü yurt dışı seyahatimde Sudan'a dair aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki seyahatim olan Patani Seferi'nde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun ve selam.